Ya bir bir, de bir soru var. E, Fulya Hanım, milli savaş uçağımız Kaan milli uçak gemisine bundan bahsetmiyor. Yapılacak olan milli uçak gemisine F35 gibi dikey iniş kalkış yapma özelliğine sahip. O zaman olacak. buna da iner. Dikey kalk, iniş yani kalkış yaparsa bunu Kaan'ın da... öyle bir özelliği yok ya arkadaşlar. Yani olacak. Şöyle. Şu an dikey iniş kalkış yapmıyor mu? Şu an, an üçüncü, üçüncü ha. versiyonları ha. bu şekilde üretiliyor. Şöyle söyleyeyim. Bu gördüğümüz Kaan'ın gördüğümüz dedesi blok 10 desem blok 10 oluyor blok 20 blok 30 blok 40 blok 60 gidecek Ama buradaki temel mesele şu dikine iniş kalkış dünyada bunu hakikaten bir İngilizler yapmıştı Her yıllarla beraber her yıllar bitti ondan sonra hiç yapılmamıştı bu konsept bu <laughs> ta ki F35' ile beraber F e yaptı. Yaptı. Evet. Yani e... ya onun sebebi de her yarım bitmesinin sebebi de dikey iniş kalkış yaptığı için sürati düşük kalıyor. Evet, Süratli şey. düşük manevra kabiliyeti düşük. O yüzden Iskarta'ya çıktı. Zaten 2. Dünya Savaşı'nda Alman bombardımanına engel olmak için ağaçlık bölgelerin içerisine havaalanları yapıp oralara sakladılar uçakları. Ondan dolayı yapmışlardı. Valla bir şey söyleyeyim. Buna yani çalış, muhakkak çalışıyorlardır. Bakarlar belki hürjetle ilgili bir şey yaparlar bilmiyorum. Yani sonuçta e, şu anda siyalarla bu yeterince zaten vurucu güç oluyor. Ekstra da bir şey yapmaya gerek yok. Ama şu planlanıyor. Yani neticede bunun bir sonraki aşamada e, bir uçak gemisine dönüşme ihtimali üzerinde çalışıyorlar. Dediğim gibi iki tane fırlatma sistemi var. Birini yaptılar. Şu ortaya da mekanik fırlatma sistemi Sabot. Ya e, zaten tarım. inişte o e, uçağın gelip altta evet. e, o teli yakalaması, kalkışta da o e, hidrolik basınçta fırlatma hareketini e, yapabilmesi. Kalıyor ki hikaye... 232 metre bunun için yeterli. Yani şey olarak dünya standartlarında bunu yapabilecek uzunlukta yani yeterli uzunlukta. Bak Fulya peki, bir şey peki. söyleyeyim. Nasıl bir şey bu biliyor musun? Ee, ben Marmara'nın ortasındayken gittim dedim hı hı. ya. Mesela o dönem daha o kadar zor bir şey ki bu. Helikopterlerin Anadolu seyir halindeyken gece iniş testi yapılmamıştı. Bak gece kalkış testi hı hı. vardı. Gece iniş testi yapılmamıştı. Her şey... ...sonuna kadar denilerek... ...yani bunun bir manevraları var... Hı hı. ...bunun bir manevraları var... Ee, ...tam yol gidiyor... E, ...kendi içerisinde daire çiziyor... ...vesaire yani... E, ...motorları hakikaten son derece kuvvetli... ...ve e, şunu söylersem... ...yanlış bir şey söylemiş olmam... ...amiral gemisi olmayı hak ediyor mu? Hak ediyor. Hı. Kesinlikle. Yani... De, Bu bir komuta kontrol gemisi. İçine var, girdiğin mi? zaman... wow. Diyorsun. Bir de Kalıyorsun. şöyle bir özelliği var. Yani sadece savaş olarak düşünmeyin. Allah korusun. Mesela bir kardeş ülkede mesela Somali'de deprem oldu. Oraya gönderip orada hasta tahliye, tabii yaralı yani, evet. kurtarır. Oradaki vatandaşlarını nasıl getirdiğini biliyor musun? Evet. evet. İdon'un elindeki iki tane feribotu yolladın da öyle getirdin evet. sen vatandaşları. Şimdi, Şimdi beş bir şey oldu. Kişiyi tahliye edip taşıyabilir evet, bu gemi. Evet. Evet. Yani Peki. riskli bölgelerden mesela harp alanlarından Aha. tahliyeleri Vatandaşın taşımakta çok şey. Için. Tabii. Ee, Diyelim önemli. ki mesela Libya'da bir karışıklık çıktı oradaki Türk vatandaşlarını tahliye etmek gerekti evet. ya da oradaki insanlara yardım etmek gerekti hem önleyici savaş gücü açısından hem de tahliye açısından. E, devlet Peki. işte İdo'dan kiralı diye, öyle evet. tahliye ettik evet. i̇şte şimdi Libya'daki bunlara Türk gerek kalmadı. Dolayısıyla yeri. bu çok bir güç aslında şöyle de düşünmek lazım bu daha gelişimin başlangıcı bakın bu benim tahminim yani aldığım tamam. bilgiler şimdi. ileride bunun bir uçak gemisine tam olarak bir uçak gemisine dönüştürülmesi Peki, yönünde. Peki şimdi çok güzel Anadolu muhteşem isterseniz uçak deyin isterseniz siha gemisi deyin ama önemli bir gemiyi yaptık, kazandırdık. Şimdi Bir de bir de bir de Bunun bakın daha bununla yani esas uçak gemisi Ona geçmeden ya, şunu da nasıl söyleyeyim. Nasıl bir gemi olacak? Türkiye artık dünyanın her yerine güç aktarabilme kabiliyetine kavuştu. Ha, bakın ya, içerisinde bir amfibi Tabur var, bir hı hı. tank bölük timi var. 13 tane tank, bir bölük tank bölüğü demektir. Dolayısıyla hem bir muharebe gücü hem de e, üzerindeki savaş araçlarıyla istediği bölgede caydırıcılık sağlayabilecek bir güce kavuştu. Zaten büyük e, küresel güç olmada ara basamak budur. Hocam, şimdi bizim tasarım için nasıl tabi gizli tutuluyordur tasarımı falan da yeni yapacağımız uçak gemisinin. Evet ya o çok en zor iş o. Yani onu Değil mi? tasarlamak Esas, en zor iş. Onu onu yapıyoruz şu an. Bu tasarımı başladı. Tasarıma başlandı. Tamam. Şimdi bizim hani hep böyle işte gördüğümüz Amerikan uçak gemisi, işte o devası 30 tane savaş uçağını taşıyan dev gemi. Otlu. İşte bu Gazze olaylarında da Amerika'nın e, Doğu Akdeniz'e gönderdiği gemi. Verelim mi bir yandan da? Biz yani bu Amerikan uçak gemisi gibi bir gemi mi yapacağız? Ya Bunu bu, mu anlıyor? Ya bu Bundan daha büyük. Verin bir. Evet, ha. Yani. İşte, i̇şte bu Amerikan uçak gemisi. Evet. Bu nükleerdir yani tahminim. Bu nükleerdir tahminim. Nükleer. Yani nükleer dediği nükleer e, yani enerji aylarca, reaktörleriyle çalışan. Evet, nükleer enerjiyle çalışan aylarca... Hatta e, bir enerji. Iki yıl falan diye biliyorum ben. Bir buçuk iki yıl. ya O da içindeki Oo, şey buçuk, bittiği için. Yani şöyle. Yemek yemek falan bitti. Evet, için, menzili, tahminen. Bunun ha. menzili sonsuz. Evet. Bunun e yani sonsuz ha. enerji olduğu için evet. sürekli evet. ama içindeki insanların değişmesi gerekiyor. Yiyecek, gıda, ikmali yap o yüzden mecburen. O yüzden ama Belli yoksa, zamanlarda şey. Şimdi büyük bir gemi. E sadece yıllık bir şey. yıllık bunu çalıştırmak için 5 milyar dolar e evet, gideri var. Yani, evet masraflı bir şey ama işte bir iki yıl boyunca hiç yani yakıt ikmalidir. O ikmal bu ikmal yapmadan bu gemi denizde olabiliyor. Dünya çerçevesinde işte konuşlanıyor. Üzerindeki hava evet. gücüyle yaklaşık 200 civarında. Üstünde şu an da, uçaklar var. E, 200 bölümde. civarında uçak var. 30 Kaç? değil yani. 200. Bazı ülkelerde yok o kadar uçak. Evet. 200 müydü? Ben tabii, ben yanlış tabii. mı söyledim? Port gemisinin üzerinde 150-200. 150 yani. 200. oluyor mu? 150 Hocam, biraz üstünde, hayır hayır. Bakın internete. 150'nin üzerinde savaş uçağı var. Port ee, gemisinin üzerinde hem içi hangarında hem de üstünde. Oo. Tabii. Yani 12 x e, 150 deyin. Şu an baktığın zaman bile bak üstünde bir evet. sürü uçak tabii, tabii. var. Bak sıra sıra. Oo. Yani bak. dünyanın sayılı ülkelerinden fazla. Bunun sebebi şu yalnız. Türkiye böyle bir şey mi Şimdi yapacak? bu bunun sebebi şu. Şimdi bu gördüklerimiz park alanı. Pist başka bir alanda. Yani o şu an pisti göremiyoruz. Yani park alanıyla pisti ayırmışlar. iki yani. tane şey var. Bir ya de, da hepsi ana güverteye çıkartmışlar. Herhangi bir evet. ziyaret evet. içinde olabilir. Ee, baksana ana, ana güvertede hepsi. Evet. evet. evet hepsi ana güvertede dediğiniz gibi. Şimdi Türkiye böyle bir gemi mi tasarlıyor? Tasarım çalışmasına başlandı diyoruz ya. Deniz Kuvvetleri Komutanı da gitmiş. incelemelerde bulunmuş. MSB duyurdu. Bir bu tasarım ne kadar zamanımızı alacak? En önemli aşama bu diyorsunuz. Bugün itibariyle tasarıma başlandıysa işte bir yıl boyunca mı bir çalışma sürdürecek? Yani iki biz Amerikan uçak gemisi gibi bir gemi mi tasarlayacağız? Şimdi şöyle mesela TCG Anadolu'nun tasarım süresine baktığımızda yaklaşık iki yıl sürmüştü. Tasarımı sadece. Tabii tabii. Yapımı tamam. hızlı sürdü bakın. Yapımı tamam. yapımda büyük bir iş yani tuzla tersanesinde. Plan ya, olduktan sonra yapılması Tuzater. için bütün herkes seferber oluyor, yapıyorlar onu. En zor aşama tasarım. Tasarım. Yani tasarımda hata yaparsanız bir daha şey yapamazsınız. O yüzden tamam. ben hani minimumi iki kill bu tasarımın süre minimum yani süreceğini çünkü e, muhtemelen e, TCG Anadolu'dan daha büyük bir gemi olacak. Tamam, TCG Anadolu'dan daha büyük olacak. Bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan evet. da söylemişti bir mitingde. Peki yani Amerikan ya, uçak tam, gemisinin muadili mi gelecek? Biz ya, böyle bir şey mi? Şöyle, yani? şimdi burada tabii şöyle bir denge var. Şimdi bunlar nükleer enerjiyle çalışıyor tamam. ve belli bir güç üretiyorlar. Türkiye şu an bu nükleer enerjiye sahip değil. Yani bunu nükleer enerjiyle yapamayız. O yüzden üretilecek motorlar yani gemi motorları Hı -hı. muhtemelen hibrit olacaktır. Evet. O da şeyde gördük İstanbul Fırkateyni'nde. Hem elektrik motorları hem de dizel motorlar kullanılıyor. Dolayısıyla burada optimum motor kapasitesiyle uzunluk hemen hemen paralel olacaktır benim tahminim. E, TCG Anadolu 232 metre, üretilecek gemi de yaklaşık 300 metre falan olacaktır. Fulya şöyle düşün, bizim şu anda sahip olduğumuz savaş uçağı kapasitemiz e, ortalama 240. E, ya bu şey F16 bazında söylüyorum, yoksa onun dışında f 4leri leri vesaire falan filan saymıyorum. E, dolayısıyla biz bütün savaş uçaklarımızı bir geminin üzerine yükleyecek değiliz. Değil. E, çünkü bizim e, Coğrafyanın bulunduğu yerden dolayı bir taraftan Karadeniz'i bir taraftan Ege'yi bir taraftan Akdeniz'i ve öbür taraftan da Irak-Suriye-İran sınırını aralıksız evet. kontrol etmemiz gerekiyor. Ne büyüklükte olur yani e, bu kadar büyüye ihtiyacı var. Bakın güç aktarımında şey çok önemlidir e, uçak gemileri. Fakat biz Amerika Birleşik Devletleri gibi dünyaya emperyalist niyetlerle bakan bir ülke değiliz. Amerika kendi emperyalist tarzını sürdürebilmek için... E, buna çok ihtiyaç duyuyor. Bizim ihtiyaç duyduğumuz ya da bizim kullanacağımız e, uçak gemisi e, Türkiye'yi daha caydırıcı yapıp mesela şimdi e, Afrika'da Türkiye'nin aldığı mesafeden en çok Fransa rahatsız. Yarın öbür gün işte hatırlayın Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u Afrikalı liderler artık kovuyorlar. Basın toplantılarında yerin dibine sokuyorlar. Yarın öbür gün bizim Afrika'da dost bildiğimiz ülkelerde Fransa darbe, demokrasi dışı yollara saptığı zaman Türkiye'nin uçak gemisi öz itibariyle orada bir caydırıcılık sağlayacaktır. Kaldı ki şey ne oldu biliyor musun? E, Fransa'nın bir tane uçak gemisi var. Geldiler bunu Güney Kıbrıs'a bağladılar. E, halka açtılar biliyorsunuz. Orada bir liman e, deniz üstü istiyorlar. Hepsi koronavirüs oldu. Koşa koşa geri döndü uçak gemisi. Şimdi uçak gemisini yapmak tek başına yetmiyor. Pilotların becerileri açısından da aynı şey geçerli. Şu anda e, işte... F-4 Phantom'la bu kadar üst düzey verim alabilen tek ülke Türkiye. Türk Hava Kuvvetleri. F-4 bütün dünyada neredeyse kullanımdan kalkmış, kalkmış. bir uçak. Ama Türkiye e, kendi envanterinde ve e, ben onu Efes Tatbikatı'nda izledim. Yani o e, yaşlı uçaklarla, 50 yaşındaki uçaklarla nereye nasıl nokta atışı yapılabildiğini orada Efes Tatbikatı'nda çiziyorlar çünkü. Ya yani bir senaryo var. O... O hızla gelip, o sortiyi yapıp tam hedeflenen o dairenin içine yükünü bırakıp gidebiliyor hala. Yani dolayısıyla uçak gemisine sahip olmak tek başına bir ülkeyi çok üstün hale getirmez. Hı hı. Ama Türkiye gibi Afrika'da yeni dostlar bulmuş, evet. Fransa'yı Afrika'dan e, dışlatmaya başlamış bir ülke açısından önemli midir? Evet son derece önemlidir. Ama şundan emin olabiliriz. Yani biz 250 uçak taşıyan bir uçak gemisine bizim e, öz itibariyle ihtiyacımız yok. Gibi ama, ama şöyle düşünmek lazım. Müsaadenizle bir katkı sunmak istiyorum abi. Yani bu uçak gemisi Türkiye'nin savunmasından ziyade Türkiye'yi biz ana vatanımızı, gök vatanımızı, mavi vatanı savunacak gücümüz var şu an. Evet. Ama burada tabii Türkiye'nin milli çıkarlarını Dostum. Afrika'da, Orta Doğu'da, hı hı. dünyanın başka yerlerinde e, gerçekleştirmek. Yani paydaşlarımız da işte Pakistan olsun, Somali olsun, Etiyopya olsun. Libya olsun. Yani hem Afrika'nın diğer ülkelerinde de şimdi Cibuti vesaire şu an ilişki Tabii. içerisinde olduğumuz. Buradaki milli çıkarlarımızı, milli hedeflerimizi doğrultusunda gerçekleştirebilmek için sadece artık ana karamızda, ana vatanımızda, gök vatanımızda, mavi vatanımızda değil. O ülkelerle işbirliği yaptığımız ülkelerde de askeri varlığımızı Tabii. konuşlandırmamız gerekiyor. Ama bu konuşlandırma şu ana kadar nasıl yapılıyordu? Gidip orada askeri üsler kurarak. kurarak. Şimdi buna gerek kalmadı. Hmm. Yani bu bizim askeri güç aktarma dediğimiz askeri varlık konuşlandırmamızın mobil hale gelmiş vaziyetteki durumunu ifade edecek. Yani şöyle düşünün. Mesela örnek vereyim size. Etiyopya'da Tigray diye bir örgüt var. Etiyopya'nın PKK'sıdır bu. Amerika tarafından 1975 yılında kurdurulmuştur. ve orada mesela milli hükümete karşı bir isyan girişimi, bir terör hareketi başlattılar. Büyük bir şey. Amerika'nın desteğiyle silahlarını da Amerika verdi. Yani işte orada Türkiye mesela milli hükümete yardım etmek suretiyle bu terör örgütünün ülkeyi ele geçirmesini önledi. E Şimdi bunu kalıcı hale getir nasıl getirirsiniz? Bölgeye bir tane uçak gemisi gönderirsiniz tabii, tabii. ve e, o bölgede Türkiye'nin milli politikalarını o paydaşlarıyla birlikte ortaklaşa gerçekleştirmesinin önünü açarlar. Eray komutanım şey derler ya Kisincir'e atfederler ya bir Savaş gemisi göndermek 110 tane, 100 tane diplomasi masası kurmaktan etkili. Çok daha etkili. Yani şimdi bir de evet. şöyle bir şeyim var. Bakın şimdi biz e, Kaanda şu en son Amerikan biliyorsunuz e, Amerikalılar bizim. Şeyi kabul ettiler ve Savunma Bakanlığına teklif gönderdiler. Hani F-16'ları almak için vesaire. Evet, evet. Süreç beklediğimizden de hızlı gidiyor. Evet. Ve Amerika'da bu konuda gerçekten Türkiye'ye de bir hani doğuya karşı bir inisiyatif almak açısından Türkiye ile birlikte hareket etme. Bu arada etme Kongre'ye niyetinde... Türkiye aleyhine tasarısı sunan milletvekili tasarısı da reddedildi. 79'a 10 reddedildi. Yani bu çok önemli. Dedim ya ben bu F-16 satışı falan artık Türkiye'ye sadece bir silah satışı değil. Türk ABD ilişkilerinde yeni bir dönemin habercisidir diye. Ona doğru, doğru. gidiyor iş. Şimdi bu anlamda baktığımızda bakın Kaan süreci hızlandı. Yani bizim Kaan sürecimizi hızlandı. Dolayısıyla biz bunu artık üretiyoruz ve milli uçağımız olarak kendi ulusumuzun bir kimliği olarak da bunu üretmeye devam edeceğiz. Yani bir süre sonra zaten elimizde şu anki uçaklarımızdan çok daha fazla uçak olacak. Evet. Yani bunları oralarda konuşlandırmamız artık bizim için bir sorun olmayacak. Yani gidip dışarıdan almayacağımız için kendi uçağımızı konuşlandıracağımız için e, dolayısıyla uçak problemi de bir süre sonra ne olacak? Mesela 2035'lerde bu olmayacak. Dolayısıyla bunlar stratejik yatırımlardır. Ama şu bir gerçek e, Kaan'la birlikte uçak gemisinin de e, faaliyete girme süreleri hemen hemen aynı döneme rast geliyor. Bakın. Ha, Anladınız mı? İki İkisi tasarım desen. 2 yıl 3 yılda, yılda, e, yılda deseniz 5'ten desen, beş, evet. Beş yıl, beş yıl evet, sonra koyun 2030'da. Mavi vatan'da uçak gemimiz artık e, süzülecek, karave basacak. Sadece başlayacak mavi yani. vatanda değil, kendi jeopolitik hinterlandımızda Aynen. artık e, bu e, şeyi göreceğiz. Mavi vatan için Peki. uçak gemisine ihtiyaç var. Evet, ben de onu dedim. Yani biz Anadolu'yu savunmak için, evet. mavi vatanı savunmak için uçak gemisine ihtiyacımız var. Libya ile deniz yetki anlaşması yaptık. Yarın belki Mısır'la yapacağız. İşte evet, oralarda. Evet. işte güç göster. Yani bakın milli politikanızı milli politikanızı, politikayı askeri gücünüz olmadan uygulayamazsınız. Tamam mı? Yani. Bunun için bu çok büyük bir eksiklikti. Şimdi bu eksiklik tamamlanıyor. Ama şöyle bir şey var. Bakın ne oluyor? Kaanla birlikte 2030'lu yıllardan itibaren Afrika'da, Orta Doğu'da ve kendi Balkanlar, kendi jeopolitik interlandımızda hava üstünlüğü bize geçmeye başlıyor. Şimdi bir ülke hava üstünlüğünü elde ediyorsa diğer ülkelerin politikaları de devre dışı kalır. Yani artık küresel emperyal güçlerin. Bu yeni